Bu soruda verilen parçada anlam bütünlüğünü bozan ifadenin bulunması istenmiştir. Birinci cümlede Amerikalılar evlilikten özel ve kişisel bir ilişkiymiş gibi bahsederler denmiş. Dolayısıyla özne Americans konu da evlilik üzerine düşünceleri olarak verilmiştir. İkinci cümlede fakat iki insan kendilerine ait özel nedenlerden dolayı aynı evde yaşarlarsa, ilişki hakkında özel bir pazarlıkları varsa bu ilişkiyi evlilik olarak değil birlikte yaşama olarak adlandırırız demiş. Bat bağlacı ile birinci cümleye bir olumsuzluk sağlanmış ve konu aynı zamanda cohabitation yani birlikte yaşamaya döndürülmüştür. Üçüncü cümlede de bu Amerika'da şimdi öncekinden daha yaygın denmiş. Bu seçenekte verilen it öznesi de ikinci cümledeki cohabitation ifadesi ile uyumlu olmuştur. Bu nedenle birinci, ikinci ve üçüncü cümleler birbirleriyle uyumludur. Dördüncü cümlede daha fazla kadın ve erkek evlenmeden bir daire paylaşıyorlar, beraber taşınıyorlar denmiş. Yine beraber yaşamanın yaygın oluşu vurgulanmıştır. Beşinci cümlede ise yine beraber yaşamadan bahsedilmesine rağmen bu cümlede çoğu birliktelikleri kısa süreli olduğu yaklaşık bir yıl civarında sürdüğü ve daha sonra evlilik ya da ayrılma ile sonuçlandığı anlatılmıştır. Bu ifade üçüncü ve dördüncü cümledeki bilgilerin tam tersini söyleyerek anlam bütünlüğünü bozmuştur. Konu beraber yaşamanın kısa süreli oluşu değil, tam tersine yaygın oluşudur. Bu nedenle 5. cümle parçadan çıkarılmalıdır. Doğru cevap E seçeneğidir.